Hemen buradan sana sokarak gireyim konuya. Çok iyi soktun. Çünkü ben mikroflarla sürekli iç içeyim. Gerek insanlar olsun, gerek... <laughs> ya ne bileyim dinozorlar varsa ejderhalar da vardır. Dinozor gördün mü hayatında? <laughs> Bak eşimsin, <laughs> ayrılmak istemiyorum. Bu kolye kapatalım. Ben bir komplocuyla evlenmedim. Ya komplo değil canım. Ben görmediğim hiçbir şeye inanmıyorum. Bu kadar kardeş... Konuya giremeyenler podcastine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sen öyle yaptın, ben de öyle yapacağım. Ne sana bakacağım oğlum onlar hoş geldi. Hoş geldin. He onlara hitap ediyoruz çünkü. Sen zeki bir kadınsın ha. Ya da sen hiç zeki değilsin. <laughs> Olmayacak benden galiba. Sen çık ben tek başıma konuşayım. Zaten Konuş normal hayatımda da böyle yapıyorum. Size... Arkadaşlar. Bazen eylem bazı şeylere cevap vermeyi unutuyor. Özellikle telefonuna bakıyorsa. Hemen buradan sana sokarak gireyim konuya. Çok iyi soktu. Sonra da her şeye kafa sallıyor. Sonra tekrar konu açılınca diyor ki ben bunu bilmiyorum. Biz bunu konuşmadık. Halbuki konuştuğumuz bir konu. Düzeltmeye bir başladım. Yani Ayrıca şu an düzeltme bırak şimdi. Gelişim programında değiliz. Ayrıca Öncelikle... bugün ne dedik? sana yükleneceğiz dedik. Niye bana yükleniyorsun? Hayır sen dedin ki ben senin çok üstüne gelebilirim bu konuyla ilgili. Ben de buyur gel dedim. Bu benim sana gelmeyeceğim anlamına gelmez. Metrobüste yürürken ne dedik? Senin keko oylarını konuşacağız demedik Tamam ben de keko oylarından bir de sana laf sokmaya bayılıyor olmamdır belki. Ben de bunu aşmak istedim. Ben bir gün döndüm duvara. Dedim ki ben dedim duvarla konuşmaya başladım. Hayırdır önce yani böldüm ya ben. Elime anlattım falan filan. Baktım cevap vermiyor bana. Ben de döndüm duvara anlatmaya başladım. Aynı şeyler. eylem. ben dedi ki ne yapıyorsun ya sen? Ben de dedim ki aynı şey. En azından onun cevap vermeyeceğini biliyorum. Daha motiveyim en azından. Sana da dedim söylüyorum söylüyorum geri cevap vermiyorsun. Duvarda da bir farkı yok. En azından beklentiye girip üzülmeyeyim. Beklentiler yaralar çünkü. Mantıklı bir hareket ne diyeyim? Ne mi diyeyim? Mantıklı mı bir hareket? Peki. Komik de ama çok güldüm. Bu kadar. Abi de hiç bana bakmıyor. Ona full kamera oynuyorsun. Evet kamerayla konuşacağım bugün. O da cevap vermiyor biliyorum sonuç olarak. E, bir şey söyle sana bakayım. Ben kendi kendime konuşuyorum. Tabii ki ekranlara konuşacağım. Seninle konuşursam sana konuşurum. Şey yapalım. Senin geçen videoyu yanlışlıkla ağır çekim çekmeni. Belki de ha ama seni çekiyorduk. Sen kendini çekemeyeceğine göre ben Balım hepsinde son tuşa sen basıyorsun. Bir şey bir öğretilirse Yok ya e, rahatsız etmeye almak aklımıza geldi. O sırada galiba çekimi ağır çekimi aldım. Çok uğraştırdı ama başardım senkron sonunda. Sadece dosya boyutu biraz. Bir... Daha izlemediniz. İnşallah Hayır, izleyeceksiniz. Bu, bu yayınlandığında çoktan izlemiş olacaklar. Ya tabii ki ama hani biz şu an onun üzerinde konuşuyoruz ve hani onunla ilgili tepkiler, reaksiyonlarla ilgili şaka yapamazsak kusura bakmayın. Çünkü Çok daha iyi yorumlar artık. olursa bir sonraki videoya artık onu konuşuruz. Onu hallediyoruz ama biraz uğraştırdı beni maalesef ama onun haricinde bugün hangi konuda üstüne geleceğini hatırladım. Dün bir diziye başladık ne adı adını bilmiyorsundur çünkü adını söylemiyorum. Monster'lı. Monark diye bir diziye başladık Apple TV'de ee, Godzilla'lı falan filan canavarlı Gojira'lı Gojira. Gojira evet. oradan aklıma şey geldi Esad dedi şey diyor. Yani şimdi bu devirde canavar mı olur? Bilmem ne. Ulan dedim. Ejderhaların gerçek olmadığını 3-4 yıl önce öğrenen sen değil miydin? Ben eğer ejderhaların hala gerçekten olmadığını düşünmüyorum. Çok eski bir zamana dayandığı için. Şimdi bunu diyen kadın efendim Godzilla'nın varlığı saçmaymış. Ya ne bileyim dinozorlar varsa ejderhalar da vardır. Dinozor gördün mü hayatında? Gördün mü hayatında? Kemiklerini dinozor? gördüm. Ya kim o ona sana dinozor kemiği diyorlar. Sen de inanıyorsun. Belki başka bir şeyin kemiği. Şimdi buna buna girersek işte sen komplocu olarak çıkarsın bu işin sonunda. Hiçbir konuda değilim ama ejderhaların var olma ihtimali beni çok mutlu ediyor. Tamam, böyle bir inancın yok senin. Sadece mutlu olmak istiyorsun, doğru mu anlıyorum? Hayır var. Bence olabilir yani. Ben tarihteki hiçbir şeye inanmam. Belli şeyler yani yakın zamanda bildiğim şeyler haricinde. Biri uydurmuş, zamanla bu yayılmış. Hepimiz de buna inanıyor olabiliriz. Aya gittik mi pek? Ben bilmem abi. Gidenler o konuyla ilgili. <laughs> Konuştular ben sadece bu, bu bana bir amaçsız geliyor. Neden bilmiyorum. Çok cahilce bir konuşma olacak ama. Neye yani amaçsız? insanlar açlıktan ölüyor. Savaş var, bilmem ne var. Aya çıkmak hedefimiz. Ulan önce yaşadığınız gezegenin bir normal selametini getirin. Sonra Onu çıkarız ultra zenginlere aya. Söyle bir aylık gelirlerle bütün dünya açlığını bitirebilirler. Bitirsinlerden muhatabım yok ki. Ay'a gidenlerle ne gidenlerle Onu diyorum. Ay'a gitmeye çok para harcanmıyor mu şimdi? Dürüst olalım. Tam harcanıyor da diyorum Tam ki. Harcanmasın yani, diyorum ben de kardeşim. harcadığı para onun 15-20 katı. E, o Anladın da harcamasın mi? yani şu an ben bunu savunuyorum. değil mi? Milyonerler harcasın Ay'a gidenler. Tamam o açlığı çözsün bırak bilim yapanlar da bilim yapsın. Ya Ay'a gitmek neyin bilimi arkadaşım söyle bana. Şimdi o neyse. Zenginlerin tamam, oyunları ona. bunlar. Ay'a gidelim biraz bak, da orada yaşayalım. Bak eşimsin ayrılmak istemiyorum. Bu koli kapatalım. Efendim? Bilim kapatmayalım, yapıyorlar. Kapatmayalım ayrılacaksan Bilim. kapatmayalım. Ben açayım biraz daha konuyu. Ben bir komplocuyla evlenmedim. Ya komplo değil canım. Ben görmediğim hiçbir şeye inanmıyorum. Bu kadar basit. Çok zor bir hayatın. O zaman ellerini de onun için yıkamıyorsun sen. Ne alakası var? Mikropları ben... görmüyorsun diye. Ben elimi yıkıyorum. Sadece senin standartlarına uygun 30 saniye yıkamıyorum. Sulandırıp sabuna maruz bırakıp tekrar onu akıtmak <laughs> el yıkamak olmuyor. El yıkamanın Ama tanımını bir araç isterim. Yani sen haksız çıkarsın. Ya ben şöyle düşünüyorum. Ha. Bir de hocam bakteri lazım hepimize. Ben tamam, sadece Covid olmadım. Niye lazım? olmadım? Evet onu ben de bilmiyorum. Niye ya. olmadım? Çünkü ben mikroplarla sürekli iç içeyim. Gerek insanlar olsun, <gülüyor> gerek <gülüyor> gerek normal pislik var. Hepsiyle yani pis bir insan değilim. Ama yani gerektiği kadar temizim diyelim. Kokumam mesela. Ama günde iki kere duş alıyorsun. Evet. El yıkamama gerek günde iki kere duş alıyorum. Ya hayır mesela. <laughs> Leoboda elimi yıkadığında da. Leoboda mesela mutfak leobosunda elimi yıkarsam gidip mesela banyo leobosunda tekrar elimi yıkarım. Niye? Temizlenmiş hissetmiyorum kendimi mutfak lavabosunda. Banyo lavabosu temizle. Suyla olan ilişkin de bir önceki bölümde bu. <laughs> Aynen suyla ilgili anlarım. <laughs> bu arada şimdi öbür bölümü izlemiş olacaksınız diye umuyorum. Orada işte Esra'nın su benim buraların ıslanmasını falan konuşuyordu. 2-3 <laughs> gündür Esra kendi de ıslanıyor. <laughs> gelip bana gösteriyor ki. Kendi kendi yüzünü yıkayıp sonra kendi üstünü ıslatıp gelip bana böyle. <laughs> Bu acıyı beraber çekiyoruz. Onu göster. Bunu düzeltmektense yani kendi de yapmaya karar Ben yani. sadece tek başıma yaptığımı düşünmüyorum artık. Fark ettim ki sen de yapıyorsun. İkimizinki birikiyor da. Ben tek başıma 48 kilomla o kadar giriyorsun. çıkartamam. Emin misin? O kadar hiç çıkartamam. Esra'nın yüzünü yıkama videosunu çekeceğiz bir sonraki. <laughs> Sonrasında Senden üçüncü da tekil var. olarak bahsettim. Kendine gel bak. iyice devrim döndü benim. Neyse konuya gelecek olursak elimi yıkıyorum dışarıdan geldiğinde. Ama senin gibi böyle horalo yüreli yıkamıyorum. Çünkü hani dışarıdayken de ben yüzüme temas ediyorum. Canım sıkılıyor böyle oynuyorum kendimle falan. Yani zaten o mikrop elimdeyse ya mesela bebekli bir eve gidersem direkt yıkıyorum. Okey. O ayrı. Ama mesela ben o elimdeki atıyorum bakteri ise bakteri. E, günün içerisinde zaten bütün gün dışarıdayım. Yani dokunmadığım yer kalmıyor. Doğal olarak eve gelince Haşır kendimi yıkamak bana çok gerekli gelmiyor. Yıkıyorum işte. Tam tarif ettiğin şey için yıkaman gerekiyor. Niye? Yani işte her şeye Ya o mikrop, mikrop bana da dışarıdayken çoktan bulaşır. Ya tam evine niye bulaştırasın onu diyorum zaten. Sen varsın evde bir kere daha gerekli bir mikrop var mı evde? Çok çirkin yerlere gidiyor bu konu. İstediğin gibi beni vuramıyorsun. Çünkü Sen ben senden daha hazır cevabım. Ha? Hakaret ediyorsun bana. Mikrop dedim bana. Hayır ya evine niye bulaşsın? Ya evimize giren çıkan belli değil. Evimiz daha... Nasıl bir cümle o? <laughs> Yani çok, çok insan girip çıkıyorlar olarak söylüyorum. Belli değil demezler ona. Misafirimiz çok derler. Bir şey söyleyeyim, Bir şeyleri abartmazsak komik olmaz. Ben sana bunu anlatamıyorum galiba. Düz anlatırsak bizi kim niye izlesin? Ejderhalara döneriz. <laughs> Dönelim. Ne ben sana fikrimi söyledim bu konuyla ilgili. Varlar diyorsun ha? Var olabilirler diyorum. olmayabilirler bilirler. Ama ben var olduğuna iknayım diyorum. İkna'ya döndük. Olmaları beni Hayır, mutlu ederdi. Evet de. olmaları beni mutlu ediyor. Ne bileyim yani ağzına alev çıkan bir hayvan bir hayvanın olma ihtimali beni çok mutlu ediyor. Bence bunda bir şey yok. Bence olabilirler yani. Yaşadın mı oğlum o zaman? Senin ağzından alev çıkıyor. Vallahi sinirlendiğimde çok çıkıyor. Allah belamı. Hele ki düşmanlarım. Fiziki olarak da çıkartabiliyorum. <laughs> Burada şey alev efekti koy bana. Gerçekten çıkarayım. Yap mı? böyle. <laughs> Başka bir şey koymazsın koyarım. inşallah. <laughs> Utanmıyorum bundan. Ayrıca yeterince zekiyim. Arada aptalca şeylere inanabilirim ben de yani. Bence sorun yok. Senle bir arabayı konuşmak istiyorum. Hangisi? Ben biliyorum. Ben seninle bir araba konuşacaksam hangisini konuşacağım da? Ya keşke daha kayda değer arabalar konuşsak ama ami konuşursun benimle. Boyu ne? boyuma ami. Esra boyunda bir araba. Yani bir tek Esra'ya sığıyor zaten. Başka kimseye sığmıyor. Citroen'di galiba. Mehmet Erdem oğlum. Yani bindiğini iddia ediyor. Biz görmedik. <laughs> Çünkü araba ve aynı boyda zaten. Bilmeyenler için işte bir elektrikli araba çok ucuz çok küçük bir araba camları eski plastik düzenekle açılıyor falan böyle ittire kaktire açıyoruz falan bayağı plastiğim kimsi bir araba. Oyuncak araba gibi bir araba. Oyuncak araba gibi bir araba maksimum 45 kilometre mi 50 kilometre mi ne yapıyor yani köprüye çıkarsanız uçabilirsiniz öyle bir riski var falan köprü izni var mıydı? bilmiyorum. Emin olamamıştık. Ya yani ucu ucuna köprüden geçme izni mi var? Yok çok mu? Çok rüzgarlıysa geçemeyebilir yani. Evet, geçmesin de zaten. Hani geçebiliyorsa Sallanır. çok rüzgarlıyken geçemez. Hani motorcular çok yok. rüzgarlıyken geçmek istemiyor ya. Amiciler de geçmek istemiyor. Geçmek değil, geçmelerine izin yok. Çeviriyorlar. Ha. Tamam. Mesela amileri de çevirebilirler. Ama şey düşünsene mesela köprüden gidiyorsun. Metrobüstesi şimdi arabamız olmadığı için metrobüs ne vereyim? yandan amili biri uçuyor. <laughs> ya da motosikletli biri Anca uçuyor böyle. Anca uçar çünkü geçemez. Otobüsün hani hızına çıkamıyor. Hani savruluyor böyle. Bence komik, yani ya bu arada bu ileride bir gün olası. çok büyüsek de Citroen'den sponsorluk alacak olsak bile alamayacağız bu video sayesinde ama. <laughs> Ammi mi? Bence çok tatlı araba bu arada, yani şey gibi. Yazlık yerlerde herkes motor kullanıyor ya motordan ya korkan insanların bir araba. kullanabileceği bir şey bence. Aynen. Yani büyük bir yerde zaten kullanamazsın. Hızda yapamıyor yani. Mi? İstanbul'da mantıklı değil bence. Ya da İstanbul'da çalıştığın yer böyle çok yakındır. Bizim e... eski ev için çok mantıklı olabilirdi mesela evet. eski evle iş yeri arasında. Ama o Her arabaya yeri, otopark... sorununa da çok iyi. Ha, ücreti ödemek de koyardı bana açıkçası. Yani bir araba yerine 3 tane ami Çocuk falan koyabilirsin. Bir arabası falan derdik. Yerdi çocuk yeri biraz derdi. Her yere bırakabilirsin bir de yani boyut olarak çok küçük olduğu için ama çalınma riski var e, şu an senin ya. durduğun yere saar o araba mesela çok komik değil evet. mi? Şu koltuğun şuraya sığıyor. Evet çıkarırdık boş. Neyse abi benim bu iş yerinde de <laughs> şey alt kata indirirdik arabayı ne alalım yani. Otoparka para mı vereceğiz? <laughs> Benim bu arabayla ilgili en komiğime giden şey ama arkadaş söyledi işte gördün mü falan filan gideyim bakayım dedim web sitesini açtık falan bakıyoruz. Araba web sitesini aç işte Tesla'ya aç hızını söyler işte öbür arabaya aç işte arabayı gösterir tasarım aerodinamik bilmem ne. Bu arabayı açıyorsun işte menzil falan mı ne yazıyor birinci özellik ikinci özellik yazıyor bir şeyler yazıyor ana sayfadayız. Bak hiçbir yan sayfaya gitmedik, hiçbir yere gitmedik. Ana sayfada arabanın özelliği olarak elektrikli bir araba hatırlatıyorum. USB çıkışı olduğu yazıyor. Ben bunu gördüm. Bir de USB ya. Bir de USB ya. USB-C de değil. Hangi yıldayız? Ben bunu gördüm. Aha, bir dakika diyorum. Doğru mu görüyorum şu an? Ana sayfa değil mi bu falan? Yani ürünün ana sayfasında bir arabanın ana özelliği olarak USB şarj portu gösteriyor bana. Ben bunu anlamlandıramıyorum. Biri bana bunu açıklasın ama da Ve USB A. Hiçbir <laughs> Öldüm. Şey. İlk gördüğüm günden beri en çok güldüğüm şey. Bir 6 ay geçti. Bir daha baktık geçen hafta. Siteyi yenilemişler. Komple. Baştan aşağı. Halen ana sayfada 3. özellik USB A olması. Önemli bir özellik. Arabanın başka özelliği yok. Alın USB A var? ya. Öyle bir kablo bu evde yok. Var. Var bir tane benim saatimde USB A'dan şarj oluyor. Ne var başka? Benim yatarken taktığımda 5 watt ya. Alternatifi var kendi takmıyor. Gece zaten yavaş şarj oluyor. 5 mi takmışım 20 mi takmışım bir önemi yok. 5 takmak daha iyi zaten. Bak kahve tartım. 4-5 yıl önce aldım. USB-C ya. USB Hayır bir de o küçük arabada daha az yer kaplardı mesela. USB-A çok kaplıyordu. <laughs> 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 Bu açıdan hiç yaklaşmamıştı. Yani bir USB A'yı USB -C yani. koyabilirsin yani. Bu arabaya sahip bir arkadaşımız var. Bayağıdır görüşmedik. Onunla bir röportaj yapalım bu konuda. <laughs> ben Ami'nin e, USB A'sı ile bir telefonumu şarj etmek istiyorum. Acaba edebiliyor mu? Ne kadar yani sürede pile yani bir zarar verir diye düşünüyorum. 5 Watt bile çıkamıyor olabilir. <laughs> 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 Elektrikli arabal 3 saatte Ay. %10 şarj. Öyle bir şey yazsalar ya şu kadar saatte şu kadar şarj eder. Bakayım mı web sitesine yani, yazıyor mu diye. Yazmıyordu balım ben baktım. Ha Önemli bir bilgi çünkü bu. Aynen. Ama böyle bilgiler yazmıyor sadece USB A portu yazıyor. Yeni elektronik yol arkadaşın diyor. 25 kilometre menzili varmış. E, renk seçenekleri okay, sunuyor dediğimiz bize. Dediğimiz araba için yani böyle küçük kompakt bir araba için fena değil 25 kilometre. Yeni bir AMI versiyonu gelmiş. AMI buggy'nin stokları tükenmiş özel versiyonmuş. Daha büyük değil mi o? Şey Şöyle bu vardı, de. bu vardı. Tamam evet. Evet tükenmiş bu özel Bu da verkinmiş. ana sayfada devam ediyoruz. Biraz daha kaydır. Ha tamam şey ultra kompakt tasarım işte çok farklı karbon emisyonu falan sıfır gürültü. Sonra da şu var hemen gösteriyorum. USB girişi. İnanılmaz evet, işte, bir özellik. Bakınız ya. özellikle söylüyorum. Okuyorum şunu kısmı. Citroen Ami ile yolculuk yaparken telefonunuzu kolayca şarj edebilirsiniz. Müthiş. Telefonunuzu tutacağı yerleştirip direksiyonun sağ tarafında bulunan USB girişine uygun kablonuzla şarj işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Uygun kablo USB A. Telefonunuzun şarjı kalkıyor, dolduysa size özel hazırladığımız Citroen Ami playlistinden bir şarkı açabilirsiniz. Şarjı azsa açamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bunu niye medir diyorsun? Ami ile e, enerjini yükselt playlistine aşağıdaki buton. Ya o kadar koyacak bir şey bulamamışlar ki şey koymuşlar. Playlist. Ya yüzlerce şey koyabilirsin. Menzil koyarsın. Motor gücü koyarsın. Test sürüş seçeneği varmış. Neden biz bunu denemiyoruz? Nerede? Yakın satın almadan var. önce size yakın Ami satış noktalarında ama satın almadan önce diyor. E, belki deneyip beğenmeyeceğim. Deneme sürüşü. Biz biri yapalım mı Ami? Vlog çekeriz. Bir şey diyeyim mi? mi ama ikimiz sığar mıyız? Eğitim videoları var nasıl çalışır diye. Ya mesela herhangi bir araba... Telefonu arada... şarj etme videosu var mı? Yok bana nasıl çalışır Ya. Sık sorulan sorulara geliyorum. Birazcık bunun üstünde durabiliriz bence. İşte nasıl ya satın alabilirim, nasıl yapabilirim falan. E, Ami için ehliyet gerekiyor mu? <laughs> Düşün. Araba <laughs> öğretiyorsun ve bu soruyu soruyorlar. Ami iyi otoban veya çevre yollarında kullanabilir miyim diye sorulmuş. Neymiş cevap? Otobanlar ve çevre yolunda kullanılamamaktadır yazıyor. Köprüye de mi çıkamıyoruz? Ya şey gibi büyük ihtimal. Şehir için mobilite çözümü için diyor. Yani hani evet. kolay yerlere erişim için ama dediğim gibi bence İstanbul bunun için çok şey değil. Çünkü mesela bir yere gidecek olsam ve biri bana dese ki işte atıyorum köprüden geçmemiz lazım. Ya benim amim var ben geçemem demek istemem yani. Ya şey diyeceğim Fethiye'dir, Bodrum falan gibi yerler için. Anne ne alsak? Olabilir ha. Çok ideal öyle yerler için. Ya şey İstanbul motordan olsun. korkanlar için bence çok e, mantıklı. Evet. Fakat ya bir araba demek ya ami bence bir araba değil. Elektrikli bir araba. araç. Okey. Tamam. Bence bir e, USB girişli araç için fazla süre bile ayırdık. Evet. Ama önemli yani USB dışında bak özellik arıyorum şu an. Bulamamışlar değil mi Koyacaklar. Fiyat özellik. listesine bakmak istiyorum. Yani 250 civarıydı en son. Yeni yol arkadaşın. Tamam. 390 abi. bin TL. Pahalanmış. Pahalanmış. Ben bunu alacağım ama üzerine Kugülemin bir o kadar daha koyarım. Mesela hayır. Geçiyorum. Hemen yanındaki model Strange c 3 var. 813 bin. En uygununa baktım şu an. Gider onu alırım yani. Niye Ami ile? Binek araçlarda geçiyor Ami bir de. Nasıl bine? Böyle bir Ami maceramız var. Ama bak ne olursa olsun. 390 bin olursa da olsun. işte. 390 bin lira verdiğim bir şeyin en büyük özelliğinin USB-A girişinin olmasını kaldıramam. Esprimi bozdun şu an. Pardon. Diyecektim ne Söyle. olursa olsun olsun bu olsun bir USB A girişi var bunu unutmayalım diyecektim. Devam şimdi diyemem. Aha, e ne yapayım yani yap bir daha videoda kurguda silersin. Eğer ki böyle aynı yakada ya da mesela ne bileyim belli ki düzünde yaşıyorsunuzdur. Beylikdüzü'nde iş yeriniz vardır falan. Olur. Ya o da gene çevre yoluna giriyor yani her türlü. Bilmiyorum ya İstanbul'da çevre yoluna girmemek çok zor bence. Alanlar düşüyorsun. Bir iki bir şey izledik. Sen isimlerini hatırlat. Ben tamam. hatırlamıyorum. Silver Linings Playbook'u izledik. Silver Linings, Silver Linings. Lining. Lining. Standart aşk hikayelerinden farklı iki deli karakter. Ve ben delileri severim. deli de mi... Ha buna klinik olarak sorunları var ya deli değil. Öyle bir biraz. delilik değil. Bence onların ruhları da deli. Yani pis, hepimizin psikolojik rahatsızlığı var. Ya yani mesela, ben mesela histerik olabilirim kendimle ilgili bunu. Çok... Arada bipolar da olabilirim ama çok depresif dönem yaşamadığım için genel olarak genel olarak böyle bir güçlü duralım tavrım olduğu için bipoları çok düşünmüyorum ama histerik olabilirim. Kendim bir gösterme çabam var. Ya mesela yani kadın da çok iyi dans etmiyor ama en büyük hayali işte profesyonellerin yarıştığı dans yarışmasına katılmak en büyük hayali miydi? Ya hayali ama eşim de ama hiç katılmadı. ama böyle abartmayalım canım yani dedi. en büyük hayali ama hayali falan. bu yani hedeflediği şey bu falan çok hoşuma gitti ama yani bir yerden baksan da delilik ya iyi bir dansçı da değilsin çünkü anladın mı? Bu hani benim frisbee oynadığım dönem gibi değil. Hani biz kazanmak için gitmiyorduk falan filan ama o bir kazanmak için bir yarışma yani. Ama kadının böyle Kadın da hayali o. O kazanmak için gitmiyor ki. On diyorum işte kazanmak gibi hedefi yok ama katılmak istiyor profesyonellerin yarıştığı bir şey. Çok güzel bir şey ama Toplumun Rezil geneline göre baksan deli değil ki. Aynen. Ve böyle neyse spoiler olmasın ama finalde işte bir şeyler oluyor orada. O, coşuyorlar falan. Çok tatlı sahnelerdi yani. Bence çok güzeldi. Bence de keyifliydi. Bir de ya gerçekten ben böyle birazcık kafayı sıyırmış insan severim. Hı. İzleme. Kendim de öyle oldum düşünüyorum. Ya böyle normalin dışında işte böyle gereksiz e, o şey işte ya işte hiçbir engel yokken ya ama birlikte olamayız falan triplerini ben pek sevmem ama <laughs> ben, ben şu an kendimi ilişki hazır hissetmiyorum. Ulan hazır hissetmiyorsan bu kadar da dip dip olma kardeşim. Siktir git o zaman. <laughs> Buradan bana laf sokulmayacak. Devam ediyoruz. Niye ama ortaya? Ama şu an neler izledikteyiz? Esra'nın bana yaptıklarını yapmayın siz diyor yani. Siktirin gidin öyle bir şey yapacaksanız diyor. Hiç alakası yok. Ben seninle gayet arkadaş olarak yoluma devam ediyordum. Sen bana benden hoşlandığını söyledin. Ben de tuvalete gitmek istiyorum şu an dedim. <laughs> Monark'a başladık. Bölümün başında da söyledik. Apple TV'de bir Canavar dizisi. Ha, evet. İki bölüm izledik galiba. Nasıl güzel, güzel, keyifli. E, canavarla alakalı çok bir şey görmedik daha aslında. Bir aile serüveni var sanırım. Onu izliyoruz. E, 50 zamanda bölüm gidip için geliyoruz. Güzel, güzeldi. Sadece şimdi ben filmlerde belirli bir zamanda gidip gelme belirtilmediği zaman çok geliyor. Hangi andayız? Bu kim? Çünkü başta ilk ilkinde yazıyor <laughs> yılları, ondan sonra geçiş yapınca yazmıyor karakterlerden. Ben ilkinde de bakmam kesin izlerken bilmiyorum o yüzden. En ilkine bakmadın hatırlıyorum bakmadın Şey diyorum bu kim bu kim yani sürekli bir şey, bir birbirinden ayrı iki olayı anlatıyor. Dizi veriyor siz merak etmeyin Esra dikkatsiz diye bir kaçırdı. Ama dizi iyi başladı yani yorumları da iyiydi onun için bakmak istedim İyi e, fena gitmiyor izledikçe yazarız. Ben sensiz iki film izledim bu hafta. Ee, Napolyona gittim o, sinemada. Şey. İki buçuk saatten fazla olduğu üç için. saat. İşte iki buçuk üç saat bir şey. Esra dedim gitmeyi düşünür müsün? Yani dedi ben sen de gel mutlaka diyorsan geleyim ama dedi. Yok dedim öyle bir şey yok. Ben izlemek istiyorum ama dedim. Hayatımdan üç saat çaldırmayı sevmem. İyi ki gelmemişsin. Arkadaşımla gittim ben de. O sevdi mi? İkimiz de çok benzer düşündük. Hatta Görkem bile bizde aynı düşünmüş. Öyle düşün Görkem benim. E, o zaman yanlış de, düşünmüş olabilirsiniz. Sen bir şey yap. Yani Ridley Scott olduğu için çok heyecanlıydık. Bayağı gittim işte fragmanlarını izledik falan. Çok vasat bir filmdi yani. Çünkü ne anlattığı Yönetmenler belli Yönetmenler bu ara bir bozdu. Evet bir bozdu. Artık bir çıkın piyasadan eskiler. Yeniler gelsin. Bir yeniler gelsin. Bir Cameron kalabilir. <laughs> çok fazla e, sevdiğim genç yönetmenin filmleri geliyor bu ara e, onlara gideriz Napolyon çok meh bir filmi kötü bir film diyemem özellikle savaşları çok iyi çekmişler yani sırf onlar izlenir ama çok az var yani 3 saatte toplasan 15-20 dakika var 20 dakikanın 15 dakikası da son savaş zaten e, onun haricinde bir şey yok bir de şeyi izledim onun başını sen de izledin ama sıkıldın çok da izlemedin zaten ee, o da Galaksinin Koruyucuları 3 seriyi seviyorsanız okey komikti şeydi ama o da 2.5-3 saat ben de Lego yaparken açtım izledim. ben de Amerikan Psycho izledim aa nasıl buldun? ben gerilim kısımlarını ve hani kurguyu beğendim çünkü işte o kesmeleri ya da bir şey olacakmış hissiyatı verip olmadığı anlarda oldu sürekli bir beklentiye soktu sonu tahmin edilebilir ama sonu net değil Ha şimdi çok azıcık spoiler'a girmemiz gerekecek İzlemeyi düşünüyorsanız bir 5 dakika atlayın. Çünkü benim soracağım sorular da sonuyla ilgili. Tamam izlemediyseniz ve izlemeyi düşünüyorsanız bir beş dakika ileri alın. Sence cinayetleri işlemiş mi işlememiş mi bu adam? Bence işlememiş. İşlemediğini düşünüyorsun. Çünkü yani... Çok salak sulak ortalıkta yapan bir psikopat bu yani. Yani bunları yapıp yakalanmama ihtimali ya çok ne bileyim ya ben daha seri katiller böyle daha organize çalışıyor ya. Daha böyle her şeye dikkat ederek. Bu adam yalap şalap her yere giriyor herkese görüşüyor. Yalandan bir adını değiştiriyor, bir şeyler yapıyor ama... Şimdi filmde öyle kilit şeyler var. Herkes herkesin adını unutuyor. Ona da çok vurguluyorlar. Bunların bu yüzeysel yaşamlarını biraz vurgulamak için yapıyor. Sonlara doğru bir yerde mesela araba patlıyor. Kendi bile şaşırıyor diyor. Yani buradan nasıl araba patlayabilir? Bir böyle oluyor. Hatırlıyor musun o sahneyi? Bir araba patlıyor sokakta. Tabancayla ile sıkarken bir anda devasa bir patlama ha, evet, oluyor. Evet, evet, Kendi bile durup bakıyor. Niye böyle patladı? gibisinden falan. Ben bu falan. kadar nasıl iyi patlattım? İşte bunların hepsi böyle acaba hayal mi görüyor şeyini desteklemek için sonunda cinayeti kabul ediyor ama bir yanda yalan çıkıyor falan. Ben de izlediğimde ha dedim bu o zaman işlememiş bu cinayetleri. Tamam evet. mı? En yaygın şeylerden biriydi. Bu bu arada bir kitap uyarlaması bir film ve e, kitapta çok bariz şekilde bunun bir seri katil olduğu, çok ciddi cinayetler işlediği vahşeti falan filan vurgulanıyor. Elim gözüküyor mu diye baktım orada da vurgulanıyor ve yönetmen bir röportajında film yayınlandıktan sonra diyor ki bütün cinayetleri işledi ve biz bunu çok net verdiğimizi sanıyorduk. Bu filmdeki en büyük hata bu oldu dedi. Bok gibi yapmışlar. Ve o zaman. ben şok oldum. Çünkü çok basit kurgu hataları var filmde. Onları yakaladım mı diye sana ödev olarak vermek istiyorum demiştim çünkü. Çünkü filmin kurgusuna baktığın zaman çok bariz şekilde hayale doğru itiyor seni yani. Bu bir evet, hayal. Evet, kesin. O yüzden o oluyor, iyi kurgulanmış dedim yani. Eğer ki gerçekten işlemediyse iyi kurgulanmış. Filmin... Ama işlediyse bok gibi kurgulanmış. Evet. Filmin bariz mesajı bunu yapmadığı yönünde çünkü. Yani kurgu bunu gösteriyor ve ben bu seviyede bu profesyonellikte bir işte böyle bir hata yapılması bana çok garip Ya bir de yani. yani ne düşünerek yaptınız bunu? Bunu yaparken sadece bir kişi mi izledi? Hani birinden bir de şey Kurgucum demedim. Kurgucum abi, var, yönetmenim var. Şizofren mi falan. demek istiyoruz o zaman falan demedim yani. Çünkü bence gri bir çizgi yok bence orada. Bence orada çok net bir şekilde şizofren olduğu veriliyor. Sonunda özellikle. Hani ara ara da veriyor ama sonunda direkt öyle veriyor. Ya, bu arada bildiğim kadarıyla yani tam hastalık kısmı da var ama cinayetleri işledi kitabın evet. mesajı. Ama, Ama burada cinayetleri işlememiş gibi. Çünkü ölen birini sorduğuna... ...yo ben onunla geçen hafta görüştüm... ...öldürmüş olamazsın falan diyor. İşte o silah sahnesi... ...arabayı vurdu hani kendi bile şaşırıyor yok ya böyle bir şey olmamıştır. Bomba atılmış ya kardeşim. da mesela bir anda polisleri öldürüp kaçıyor ve hani ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi iş yerine gidebiliyor ve hani kimsenin bundan haberi yok. Çok garip falan hareketler. Tamam bunu çok iyi bir seri katil çok iyi organize edebilir ama orada hani adamın bunu çok iyi organize ettiğine dair bir şey yok. Yani öldürdüğü insanlar ya yakın çevresinden onları evine çarpıp sohbet ederken öldürüyor hmm. ya böyle yolda gördüğü ve hani bir anda öldürmesini düşünmeyeceği böyle elden güçten düşmüş birini öldürüyor. Hmm. Ya da yani paralı tuttuğu hayat kadınlarını öldürüyor. Hani tam bunu yapabilirsin çünkü normalde hani şey olarak hani hayat kadını eve aldın kapıyı kilitledikten sonra ya o çoğu ne Çoğu seri katilin ortak noktalarından biri seri şey e, hayat kadını öldürmeleri. Mesela, mesela çünkü hani daha şey olarak kolay yani şimdi zaten para verip evine çağırabileceğin biri. Çok da hani ne bileyim ya umarım öyle değildir hayatları ama çok böyle yakın çevresi ya da hani onların peşine düşebilecek güçlü. E hmm. insanlar da olmadığını düşünürsek çünkü hani Hakkını bunu keyif olarak mesela. yapan çok insan olduğunu düşünmüyorum. hani bir Çoğu kayıtlı da değil zaten. Aynen yani. öyle. Yani tehlikeli bir iş evet. en nihayetinde zaten. Hani bu tehlikede en açık olabilecek işler onlar. Doğal olarak ben bir seri katilen ve psikopattan aslında bu insanları değil. Hani daha böyle hani tahmin edilemeyecek. Daha böyle bağlantılı. Kimi niye öldürdü belli olan bir tavır beklerim. Yani gerçek psikopatlık seviyesi odur benim gözümde. Gerçek psikopatlık bir şeyleri bilinçli yapmaktır. Tam Bu adam parasını veriyor, yani geliyor, öldürüyor. E, çok kolay abi. Gerçek bir psikopatsan ama sen... Ama yakalanma riskin düşük. Evet. Ama gerçek bir psikopat yakalanma riskini düşünmez. Onu nasıl yok edebileceğini düşünür. Mesela Yu'daki evet. adamı düşün. Sevgilisini öldürüyor. Ve adam çok iyi kurguluyor, yakalanmıyor. Mesela. O biraz Tamam hepsi kurmaca Amerikan saykoda kurmaca değil mi? Ya da mesela şey hatırlıyor musun? Neydi o adamın adı? Biz izleyemedik böyle ilk sahneden yakalanması da çok saçma gelmişti. Dahmer. Dahmer. Mesela ilk yakalanma sahnesi. Hayır o ilk sahne değil o artık 30. cinayeti mi ne? Tamam ama yakalandı evet, o ya. Evet yakalandı anıza. Mesela çok saçma. Ya yani birine düzelen. Orada öldüreceğiniz... çok iyi çekilmişti. Biz sadece çok böyle Karanlık ve yoğun geldi diye izlemedik. Yani kötü diye izlemeyi bıraktık Hayır diye. bana şu saçma geldi. Yani sen 30 cinayet işleyebilecek kadar bu konuda tecrübelisin. Ve çocuğu gerçi elinden mi kaçırdın? Öyle yakalanan serikat. Ha gerçek o biliyorsun değil mi? Biliyorum ha, ve saçma evet. yani. İşte öyle yakalandı ama. 30 Biri tane de yakalanmamanın yakalan. sebebi diğerlerinin çok salak olması mıydı? ya Bu akıllı mı geldi Şans sana? O da var. Ve yani eve girdiğinde ev, o evde cinayet işlendi o kadar belli ki yani. Hani ben o evin kapısında olsam ben çıkıyorum işim çıktı deyip çıkarım yani. <laughs> Neyse bir konuşmayalım başımıza bir şey gelmesin. Evliyim gerçi kimin evine gideceğim takılmaya? Konuya dönelim. Bir şey daha soracağım çünkü. Sence peki polis müfettişi şüpheleniyor muydu adamdan? Ne düşünüyorsun o konuda? O konuyla ilgili de bir bilgi vereceğim. Onun için Şüphelenmiyordu ya çıkacak. Ama bu polis memurlarının böyle herkesten şüphelenen bir tavrı var ya. Bence onu koydular. Spesifik o adama karşı bir şeyi yoktu. Ama onlar herkesten şüpheli olduğu için böyle öyle bir şeyi imaj var. verildi bence. Şundan dolayı sordum. Bunu da okudum. Hoşuma gitti çünkü. Her sahneyi o ikisinin olduğu üç kere çekmişler. Birinde hiç şüphelenmiyor. Tamamen masum. İşini yapmak için giderek oynamış. William Dafoe da çok büyük oyuncu. Böyle bir şüphesi yok. Sadece sorgulaması gerektiği çok, için. Çok ona çok yakışmış Sorguluyor. Şut, musun? Çok iyi aktördür. İkinci de hafif şüpheli ama bir delil yok elinde. Üçüncüde de onun işlediğini emin ve onu böyle kışkırtmaya çalışıyor. Her üçünü de çekmişler bu ikisinin her olduğu sahnede ve onların aralarından kurgularken ona göre seçmişler. Yani bazı sahnede çok suçlayıcı yaklaşıyor. Bazı sahnede çok yumuşak yaklaşıyor. Çıkardığı müzik grubu, adamın en sevdiği müzik grubu ama suratının içine ışık tutuyor falan böyle rahatsız etmek için. Bilmem ne falan çok detay var filmde böyle küçük küçük. Onun için aslında çok güzel bir film. Sadece yönetmenin bu kadar basit hatalar yapması finalde beni şaşırttı. Yani bence çok güzel. Ya film güzel. Yönetmenin açık keşke açıklamayı yapmasaymış. Evet, hmm. şizofrendi deseymiş. Hani ya deseymiş. Da. Biz <laughs> insanları şaşırtmak istedik deseymiş. Ya şöyle, biz seyirciye bırakmak istedik demiş. Ama bizim kafamıza kesinlikle işlemişti. Ama kurgu tam tersini gösteriyor benim için. Bu arada böyle söyledik ama bu filminizi eğer izlemediyseniz izlemenize engel değil. Ben öneririm. Christian Bale da çok iyi bir per. Bu filmden sonra. Bu arada evet bu ya hafif bir gerginlik istiyorsanız bence izlenebilecek bir şey. Bu... Başrol için Tom Cruise'undan tut bilmem kime kadar herkese gitmişler. Çok saykobi karakter diye hiçbiri istememiş. Yani Christian Bale kabul etmiş. Parladığı ve yıldız olduğu filmlerden biri. Eğer izlemediyseniz bakın. Bence o adamın tipi normalde öyle mi? Öyle dudakları falan var mı makyajı Ya bu film için abartmışlar. Christian Bale en çok dönüşüm geçiren rolü için insanlardan biri. Bir rol için 30-40 kilo vermişliği var. Neyse Sonra Bence, oradan da Batman ama bu hiç tam olmuş Başka birini iyi. düşünemiyorum. Yani filmdeki evet. o 2'li karakter. Ya bu arada bence de şey böyle bir karakter oynamak istememek çok haklı. Ya şey sani çok konuştuk filmi ama tamam şimdi. kart kartvizit sahnesi nasıl? Birbirlerinin kartvizitleriyle. Kimin benim bir de benimkine bak falan. Kartvizit yarışına giriyorsunuz. <laughs> Ve bu de... arada hepsi leş tasarım var. İmla hataları var. Ya fontlar o apayrı, tutmuyor. Ya Bir de şöyle bir şey var şimdi. Bu insanlar en, en nihayetinde hepsi zengin belli bir noktada. Yani hepsi çok iyi. Ya biri şey diyor işte masaja gitmeyi seviyor musun? Evet şey dedim işte masaj Salonuna gitmiştim. Diyor ki benim evime gel benim evimde var. Ya görgüsüzler. Ya o parayla toplumdaki statülerini belirledikleri için kendileri full onlar. İşte canım ezikliktir bu. Neyse güzel bir Para film. Parası olan ezikleri izlemek istersin. Biz sevdik. Okey kapatalım mı ufaktan? Kapatalım. Bayağı uzadı. Alright o zaman teşekkür ediyoruz bizimle birlikte dinlediğiniz Abone için. Abone olun, like atın, yorum yapın. Şu ee, filmi yorumlayın deyin. Ejderhaların varlığına inanıyor musunuz yazın. Bir dahaki bölümde çok ilginç bir konu konuşacağız. Arkadaş yani, ilişkilerimiz. Arkadaş ilişkilerimizi ve ilginçliklerimizi konuşacağız. Benimle şu an konuşmayıp sürekli beni düşünen arkadaşlarıma selam olsun sizden bahsedeceğim. İsim vermeden merak etme. Yani merak etmeyin isim vermeden öyle güzel gömeceğim ki sizi. <laughs> Görüşürüz. Buraya koy bak.